Glikozu dakikada 6,9 miligram olacak şekilde arttırıyorum. İyi misin? Çok sevdim. Çok az kaldı. Birazdan bitecek. Aynı Emre'nin bu hastanede kalan zamanı gibi. Bu iddiaya girersen büyük kaybedersin demiş miydim? Söyledim dedim. Canım benim. Bir 5 dakika daha dayanmaya çalış olur mu? Ben senin canın falan değilim. Ceyda kibar davran. Asıl onlar kibar davransın. Ceyda kızım çok ayıp. Ne yapıyorsun? Onların yaptığı ayıp. Ben devam etmek istemiyorum. Ceyda. 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 Ceyda kızım sakin ol. Ne yapıyorsun? İstemiyorum. Bırakın. İstemiyorum. Ceyda, bırakın. Sakin istemiyorum. Çek canı. Bırakın. Böyle görmedim daha önce. Ceyda kızım onlar istemiyorum. Ceyda tamam sakin ol. Bırakın. Kupalı Semih'e gidiyor. Zeynep. Bırakın. Tamam. Bırakın. Ceyda'cığım dur. Dur. Emre tut. İstemiyorum. Yüzü terk etme. Ne yapıyorsunuz kızıma? İstemiyorum. Yapamıyorum. Zeynep gel. Gel Zeynep. Simge Hanım, hipoglisemi geçici psikoz nöbetlerine sebep olabilir. Ve hiperinsülinemik, öklisemik kelepçe işleminde bu çok sık görülen bir komplikasyondur. Endişelenecek bir şey yok. Kendisine sakinleştirici verdik. Durumu şu an iyi. Ben zaten en başından beri bu işlemin yapılmasını istemiyordum. Bakın Simge Hanım, sizi çok iyi anlıyorum. Niye anlıyorsunuz ya? İşlem yapılırken onun durumunu kontrol edeceğinize kendi aranızda didişip iddialaşıp duruyordunuz. Bakın, kızınızla yeterince ilgilenmemiş gibi göründüğümüz için özür dilerim. Lütfen Allah aşkına bu samimiyetsiz ve zavallı özürlerinizi sevginize falan saklayın, tamam mı? Tam tersi. Aslında bu hanımefendi zavallılık derecesinde samimidir. Ayrıca prosedürde hata yapmadılar. Siz kimsiniz? Ben laboratuvardan geliyorum. Kızınız hipoglisemik değil, kan testi sonuçları çıktı. Geçirdiği psikoz doktorlarımızın yaptığı herhangi bir şeyden kaynaklanmıyor. Peki nedir o zaman durumu? Vallahi hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi laboratuvardan geliyorum. Ama size iyi bir haberim var. Diyet ve egzersizle tedavi edilecek bir şey değil. Biz tekrar uğrayacağız. Başlayalım bakalım. Başka hangi durum 10 yaşındaki bir çocukta öfke nöbetine sebep olur? Saksı zamanı. Olay yeri inceleme. Hiperkoagulan durumlar pıhtı oluşturabilir. Kan pıhtısı da kalp krizine sebep olabilir hocam. Pıhtı daha çok inmeye sebep olur. Psikoza değil. Hayır, yanılıyorsun. Eğer pıhtı beynin amigdala bölgesini etkilerse öfke nöbetine neden olabilir. Tamam, haklısın. Her şey mümkün ama hiçbir durum bu yaştaki bir çocukta birden fazla pıhtıya neden olmaz. Kız şişman. Obezite pıhtı neden değil. Aşırı şişman hastalarda yağ embolisi olabilir. Evet ama liposakşin yaptırdılarsa, ama bence bizim hastamız yaptırmamış. Pardon da Zeynep Hocam, bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü hasta 10 yaşında. Elimizde tıbbi bilgileri var. Ayrıca bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama hiçbir plastik cerrah 10 yaşındaki bir çocuğa liposakşin yapmaz. Uzatma Nişantaşı. Kız liposakşin yaptırmadı. Teşekkürler hocam. Peki. Başka saçma sapan bir obezite tedavisi gördüyse mesela. Ne gibi? Zayıflama hapları. Bazı zayıflama hapları kalp ve pıhtı sorunlarına yol açabilir. Toksikolojisi temiz çıktı. Toksikolojisi temiz mi çıktı? Allah Allah. Ne zamandan beri toksikoloji orada burada satılan zayıflama haplarını içeriyor? İyi de hiçbir çocuğun annesi bu hapları kullanmasına izin vermez ki. Haklı. Hacım, annesi kızının bu haliyle mükemmel olduğunu düşünüyor. Yalan.
Yalan, yalan. Herkes yalan söyler. Buna anne, baba, sülalenin bütün fertleri dahil. Şimdi başka pıhtı sorunlarına yol açmasın diye hastaya heparin ve varfarin verelim. Dolaptere, o hapları buluyorsun bana. Nereye zulaladıysa bulup çıkarıyorsun o hapları. Tamam, okuluna mı gidersin, evine mi gidersin, nereye gidiyorsan git artık. Hadi. Buyurun Zeynep Hocam. Zayıflama hapı değil, merak etme. Hapları bul dedik de gelip benim ofisimde ara demedik. Hı? Annesiyle konuş. Gerçi bu zamana kadar bahsetmediyse annesi. Hocam işte. Birini kovacaksınız, kovun gitsin. Ama bize böyle kobay fareleri gibi davranıp bakalım birbirlerine ne kadar zaman yiyecekler diye test yapmaktan vazgeçin. Ne yapayım sence? Ne yapabilirim? Bu benim sorunum değil. Evet. Konuya karşı olan ilgisizliğini fark ettim. İçeride tıbbi görüşünü bile belirtmedin. Sen olsa kimi kovardın? İsim ver. Dedim ya, benim sorunum değil. Kolay gelsin. Yani sadece fikrini merak etmiştim. İyi tamam, o zaman sen. Seni kovuyorum. Yani bir isim vermeyerek o ya da bu şekilde seçimini belirtmiş oldun. Emre. Niye? Geçenlerde anjiyo yaparken hata yaptı diye mi? Yok. Herkes hata yapabilir. Çok parası var. O yüzden mi? O kadar çok parası var ki bir şeye de ihtiyacı yok. Emre bence bu işin değerini bilmiyor. Niye? İçeride çatır çatır kavga etti Zeynep'le işini korumak için. Evet, işini seviyor. Ama o daha çok buraya gelip sosyalleşmeyi, takılmayı seviyor. Ki bunda hiçbir problem yok. Ama burası bunun için doğru yer değil. Yani bana göre Emre bu işin gerçek ciddiyetinin ve değerinin farkında değil. Vay be. Şaşırdım. Neden? Zeynep'i mi seçeceğimi düşündünüz? Yok. Ben herhalde kimseyi seçmez diye düşünmüştüm. Oluşmasını engellemek için iki ayrı ilaç vereceğiz şimdi. Varfarin ve heparin. Canını acıtmayacaksınız değil mi? Yok hayır, merak etmeyin. Siz nasılsınız? Ben mi? Bilmem. Zaten benim nasıl olduğumun bir önemi yok. Olur mu öyle şey? Sizin sağlığınız da çok önemli. Yalnız mı büyütüyorsunuz Ceyda'yı? Evet. Eşimi 6 yıl önce trafik kazasında kaybettik. Ha. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Babası hayatta olsaydı daha kolay olurdu tabii. Haklısınız. Tek başınıza zor oluyordur. Tek başına zor tabii ama... asıl demek istediğim bu değildi. Yani benim işim... uzun boylu, heybetli, yapılı, bastı yeri titretir derler ya hani. Böyle bir adamdı. Yani o hayatta olsaydı herhalde o çocuklar kızımla böyle uğraşamazlardı. Ama şimdi yalnız diye. Olur mu öyle şey?
Yalnız değil, siz varsınız. Sizin gibi güçlü bir annesi olduğu için çok şanslı bir çocuk. Teşekkür ederim. Teşekkür edilecek bir şey yok. Gerçekler bunlar. Merhaba. Zeynep Hocam, girelim mi artık? Hı-hı. Ceyda, merhaba. Merhaba. Merhaba Ceyda'cığım. Sana ilaç vermeye geldik. Korkacak bir şey yok, tamam? Anneciğim. Ceyda'cığım, bunu içmen gerekecek. Hadi gel, ben de sana yardımcı olacağım. Aferin, şimdi su içeceğiz. Gel bakalım. Aferin, teşekkür ederim.